Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle özellikle çeyizlik yeleklerde, anne yeleklerinde sıklıkla tercih edilen virgül örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Şöyle modelimize yakından bakalım. Pembe olanı ben normal yünle, bebe yünüyle de diyebiliriz, çalıştım. Gerçekten çok kibar bir model. Alt tarafı bakın lastik örmeden bu şekilde kendinden oymalı bir şekilde çıkıyor model ilerledikçe. Bir de angora iple çalıştım. Angora iple nasıl durur görmeniz için. Angora iple de gerçekten çok şık, çok gösterişli oldu. Angora ipi bu arada iki kat yaparak ördüm ben. Daha dolgun olması için. Dediğim gibi kendinden oymalı olması da çok şık, çok güzel gösteriyor. Modelin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Şimdi modelin ilmek sayılarından da bahsetmem gerekirse hemen şöyle. Modelin kendisi 13 ilmekten oluşuyor. Aralara da 3'er tane ara modellerimiz var. Model yok burada, sadece haroşa. Yani 13 artı 3, 13 artı 3, 13 artı 3 olarak devam ediyoruz. İlmeklerimizi atmaya. Ben her iki başa da 3'er tane yine ilmek bıraktım. Biri kenar ilmeği, ikisi de ters ilmek. İlmek sayılarını sizler de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben ilmeklerimi atmak için malzemelerimi alıp geliyorum. İlmeklerimizi atmaya başlayalım. İki model olarak size anlatım yapmak istiyorum. Bunun için bana 16 tane modeller için ilmek gerekiyor. Bakın ya da ben modellerimin sayılarını nasıl ayarlıyorum onu göstereyim size. Kenara 3 tane ilmek. Üzerine 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ilmek modelin kendisi için. Yine araya 3 ilmek. 1, 2, 3. Tekrar ikinci model için 13 tane ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ilmek de ikinci modelim için. Diğer başa bırakmak için de 3 ilmek atıyorum. Ben ilmek sayılarımı bu şekilde sayarak atıyorum ki modelim yarım kalmasın. Şimdi ilmeklerimizi attık. Şimdi bu attığım ilmekleri ben şu modelin başlamadan önceki 2 tane haroşa sırası var. 2 sıra haroşa örerek geliyorum. Attığım ilmekleri 2 sıra haroşa olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünde iken modeli kurmaya başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeği ters olarak ördüm. 1, 2. Kenarda 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi buraya 2 ters ilmekten sonra şişime 1 ilmek doladım. 7 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar üzerinden geçelim. İpim de dolaştı. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. 1 ilmek doladım. 7 ilmek düz ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğin yönünü bu şekilde çevirdim. Sadece ilk ilmeği. Onun yanına 2 ilmek daha ilave ediyorum. 3 tane ilmeği, 3'ünü birlikte düz olarak topluyorum. 1 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek. Buraya kadar ilk modelim tamamlandı. 2 düz ilmeğin devamına şişime bir kez ilmek doladım. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Hemen diğer tarafına da 1 ilmek doladım. Şimdi tekrar 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En son doladığım ilmekten sonra 7 ilmeği düz olarak ördüm. Yine sıradaki ilmeğin yönünü çevirdim.
1, 2, 3 ilmeği, üçünü birlikte düz olarak topluyoruz. Bir tane ters ilmek ördüm. 2 tane düz ilmek. İkinci modelimi de tamamladım. Şişime bir ilmek doladım. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Modelimizin ilk kurulum sırası bu şekilde tamamlanıyor. Şimdi çevirip modelin arka tarafına geçtiğimizde şurada bakın birer tane ters ilmek ördük. Her iki modelde de. İlmekleri topladıktan sonra bir tane ters. Arka tarafta o ilmekleri düz örüyoruz. Hemen şöyle modelde de bakalım. Sadece o önde ters ördüğümüz ilmekleri modelin arkasındayken düz örüyoruz. Diğer ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğiyle birlikte 6 tane ilmeğim oldu. Bakın düz ilmeğe geldik. Ön tarafta ters ördüğümüz. Onu düz örelim. Şimdi sayıyorum. Düz ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ördüğüm düz ilmekten sonra 15 ilmeği ters olarak ördüm. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Şimdi kalan ilmeklerin hepsini ters olarak örüyoruz. Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimizin tekrar ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Kenar ilmeğin devamındaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Bunlar sürekli ters olarak devam ediyor. Yanına 1 ilmek doladım. Bir önceki sırada doladığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu 1. ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6. Şu toplama yerine 3 ilmek kalana kadar doladığım ilmekten sonra 6 tane ilmeği düz olarak ördüm. Yine ilk ilmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte topluyorum. Şuraya hep takıldı. Şişimin ucunu çıkardım. Bakın. İkinci toplama işlemini de burada yapmış olduk. Toplama ilmeklerinden sonra bir tane ters ilmek. Burada 2 tane düz ilmeğimiz vardı. Bakın buradaki ilmekler arttı. 1, 2 ve doladığım ilmeği de ördüm 3. Buradaki ilmekler eksilirken bu taraftaki ilmeklerimiz artıyor. Şimdi tekrar 1 ilmek doladım. 3 ilmek ters. Ters ilmeklerin devamına tekrar bir ilmek doluyorum. Şimdi bu önceki sırada doladığım ilmekten başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeği düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimin yönünü çevirdim ve 3 ilmeği üçünü birlikte düz olarak topladım. Bir ters ve 3 tane düz ilmek. Tekrar bir ilmek doladım. 2 ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde yine arkada ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bakın düzlerimizin yerleri belli oldu zaten. Yani ilmeklerin hepsi ters. Sadece 1-2 tane düz ilmeğimiz var. Bu şekilde örelim. Örgünün ön yüzüne gelelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Bu arada oymalarımız da oluşmaya başladı. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Devamındaki 2 ilmeği ters ördüm. Hemen yanına 1 ilmek doladım. Şimdi buradan tekrar sayalım. İlk şu bir önceki sırada doladığımız ilmekten başlayarak 1, 2, 3, 4, 5.
Doladığım ilmekten sonra 5 tane düz ilmek ördüm. Her sırada burada ilmeklerimiz eksiliyor. 7 ile başlamıştık, şimdi 5'e düştük. Sıradaki ilmeğimin yönünü çevirdim ve 3 ilmeği birlikte düz olarak topladım. Bir ters ilmek. Bakın buradaki düzlerimiz de artıyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane düz ilmeğimiz olmuş. Hemen yanına 1 ilmek doluyoruz. 3 ilmek ters. Ters ilmeklerin hemen diğer tarafına tekrar 1 ilmek doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz ilmek ördüm. Bakın toplama yerinden önce 3 tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve 3 ilmeği birlikte düz olarak topladım. Bir ters ördüm. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördüm. 1 doladım. 2 ters ve kenar ilmeğimi örerek de sıramı tamamladım. Sıramın sonunda modelimin görüntüsü. Şimdi arka tarafta yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim. Ön yüze gelelim. Tekrar örgümün ön yüzüne sıramın başına geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Devamında 2 ilmeği ters olarak ördüm. Ve 1 ilmek doladım. Şimdi buraya doladığım ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördüm. Ve buraya ilmek eksilttiğim yere geldik bakın. İlk ilmeğimi çevirdim. Yanındaki 2 ilmeği de alıp 3'ünü birlikte topladım. Bir ters. Şimdi burada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ters ilmekten sonra 5 tane düz ilmeğim oldu. 1 ilmek doladım. 3 ilmek ters ördüm. Ara modelimiz. Tekrar 1 ilmek doladım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeği düz ördüm. Yine sıradaki ilmeğin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte düz olarak topladım. İlmekleri topladıktan sonra bakın burada bir ters ilmeğimiz var. Onu ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4. En son doladığım ilmek 5. 5 tane ilmeği de düz ördüm. 1 ilmek doladım. 2 ters ilmek ve kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın modelimiz de yavaştan ortaya çıkmaya başladı. Şimdi arka tarafta yine ilmekleri gördüğüm gibi örüp ön yüze geliyorum. Ön yüze sıranın başına geldim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters ördüm. 1 doladım. Şimdi 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Doladığım ilmekten sonra 3 tane düz ilmek ördüm. Ve eksiltme yerine geldik. Bakın önce ilmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte topladım. Bir ters. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın buradaki ilmeklerimiz de 6'ya ulaştı. 1 doladım. 3 tane ilmeği ters ördüm. 1 doladım. 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. Doladıktan sonra ve ilmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği topladım. 1 ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 2 ters ve 1 kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Arka taraftaki ilmeklerimi örerek ön yüze sıranın başına geliyorum. Tekrar ön yüze sıranın başına geldim. Bakın modelimizin son hali. Şimdi ön yüzdeki son sıramızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki 2 ilmeği ters ördüm. 1 doladım.
2 ilmek düz. Bakın burada 2 tane düz ilmek ördüğümüzde modelin son sırası olmuş oluyor. 2 ilmek, sıradaki ilmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği, üçünü birlikte topladım. Bir ters. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz ilmek ördüm. Yani modelimiz tam tersine dönmüş oldu. İlk başlarken nasıl yapmıştık? 7 düz ve burada 2 tane düzümüz vardı. Şimdi 2 düz burada kaldı. 7 düz bu tarafa geçti. Bu da modelimizin son sırası. 1 ilmek doladım. 3 tane ters ilmek. Tekrar 1 ilmek dolayıp 2 ilmek düz. İlmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte topladım. 1 ters. Şimdi yine 7 ilmek düz. 1 doladığım ilmek, 1 doladım, 2 ters ilmek ve kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Ön yüzde modelimizin son sırasını yapmış olduk. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde ilmekleri gördüğümüz gibi örelim, ön yüze gelelim. Arka tarafta ördüğüm son sırayla birlikte ilk modelimiz tamamlanmış oldu. Şimdi şu haroşa sırasının üzerine kurduğumuz ilk sıradan itibaren tekrar yukarıya doğru örmeye devam ediyoruz. Hemen kısaca bunun da anlatımını yapayım. Kenar ilmeğini aldım. Devamındaki 3 ilmeği ters olarak ördüm. 1 ilmek doladım. Nasıl başlamıştık? Doladıktan sonra 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Bakın ters ilmeği de düz örüyorum. 5, 6, 7. İlmek doladıktan sonra 2, 4, 6, 7 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği, 3'ünü birlikte düz olarak topladım. Bakın buradan yeni modele başlamış olduk. İlmekleri topladım. Bir ters ördüm. 2 tane düz ilmek. Yukarıya doğru ilk modelimizi kurmuş olduk. Bir doladım. 3 tane ters ilmek. Tekrar doladım. Ve 7 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıradaki ilmeğimin yönünü çevirip 3'ünü birlikte sola doğru kesiyoruz. Hemen yanındaki ilmeği ters ördüm. 2 ilmek düz. 1 ilmek doladım. 2 tane ters ilmek ve kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Şimdi burada arka tarafa geçtiğimizde kafamız karışmasın. Bu düzleri bu şekilde devam etmiyoruz artık. Bakın ters ilmeğimiz burada. Yani kenardan 2, 4, 5, şöyle 2, 4, 6 tane ilmek örüyoruz. Hemen yanındaki ilmeği düz örüyoruz. Düzümüz bu tarafa kaymış oldu. Hemen şurada da göstereyim. Bakın model ön yüzde kaydığında arka tarafta tekrar düzlerimizde yer değiştirdi. Buradan tekrar düz örmeye başlıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Şöyle bakalım. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.